Bünyamin Aktağ hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür sizlerin sonunda. Allah ilk de versin. Sizi görünce daha iyi oldu gibi. Kısaca tanıyalım buyurun. İsmim Bünyamin Aktağ. Almanya'nın Köln şehrine bağlı Düren şehrinden geliyorum. Matematik ve bilgisayar öğretmenliği yapmaktayım. Ayrıca da camimizde manevi rehberlik yapıyorum gençlerimize. Ve aslen Konyalıyım. Maşallah. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Allah razı olsun. Gayetinizi artırsın. Hazır mısınız? Hazırım. Efendim Bünyamin Aktağ kardeşimiz takip etmişsinizdir mutlaka ama ilk defa tanış olanlar için söyleyelim. İkinci haftamızın birincisiydi kendileri. Bu akşam En'am suresi 125 ila 131. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا
وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Bünyamin Akra kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz ve şimdi Bünyamin Aktağ için puan ve değerlendirme vaktidir büyük finalde. Ve ilk değerlendirme ve puan içinde sözü Osman Egin Hocam size bırakalım. Mustafa Cihat Hocam, geçenlerde köye gittim ben. Evet hocam. Trabzon'da köyümüz Araklı, Osköy hocam eski adıyla Turnalı Köyü. Orada dayımlar vefat etti, amcam vefat etti, babam vefat etti, hanımları duruyor ama. Yani yengelerim duruyor hocam, annem duruyor. Bir dayım, büyük dayımın hanımı var. Her gittiğimde o müdürden anlamıyor hocam. Müftü diyor. Hatta muftim diyor, muftim. Hoş geldin diyor. Biz de müftü olamadık hocam. Şimdi görünce ağlamaya başlıyor. Ağlayıp diyor ki, oğlum diyor, ne güzel diyor, televizyonda konuşup duruyorsunuz diyor, okuyup duruyorsunuz. Biz ne yapacağız diyor. Hocam öyle deyince bu Bünyamin hocamın okuduğu ayet aklıma geldi. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah çalışıp duranların, yapıp edenlerin yanında olacak. Allah Allah. Harika. Ya. Bak Bünyamin hocam, öyle bir yerden bir aşırı okudun ki müthiş, müthiş bir yer. Bu gece bizi izleyenlerden istirham ediyorum. Bu En'am suresinin 125 ve 131. ayetlerini فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهِ en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam. Lütfen bir okusunlar ama şöyle satırlarda olanlarını sadırlarını alsın da okusunlar. Satırlarda kalmasın. Sadra nüfus etmeyince hiçbir anlam ifade etmiyor değerli dostum benim. Değerli dostum çok beğendim. Sizi zaten bütün memleket beğeniyor. Memleket değil, Almanya da beğeniyor. Ben de beğeniyorum ve 98 puan veriyorum. 98 puan. Harika. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Evet. Sevgili kardeşim. Çok güzel okuyorsun ya. Estağfurullah hocam. Bir şey söyleyeceğim. O seslerinin en tiz yerlerine Kur'an okurken çıkma. Tamam hocam. Oralar Kur'an-ı Kerim'i pek böyle vermiyor yani. O oraları başka şeylerde kullan, okudukun şeylerde. İnşallah. Kaside'de kullan, gazelde kullan, ezanda kullan. Evet, tebrik ediyorum. Ve? Ben de sana 100 veriyorum. 100 tam puan. Halil Necipoğlu Hocam. Evet, sevgili kardeşim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Güzel okudun, gayet güzel okudun. Ben... Bu sezonun ilk programlarından bir tanesinde ne söylediğimi şimdi hatırladım. Demiştim ki insan sesini değil de sözünü yükseltmeli diye. Siz sözü yükselten bir manayı, bir duyguyu burada ishar etmeye gayret ettiniz. Biz de buna şahit olduk. Sesinizi de yükseltirken, yani bu bir mecaz. Sesinizi de yükseltirken bir kıvam vardı, bir ahenk vardı. Bir telaş da söz konusuydu ama bu telaşı giderdiniz. Evet. Ortadan kaldırdınız. Diğer dostlarımız, diğer arkadaşlarımız da çok güzeldi.
Yani burada not vermek durumunda olduğumuz itibarıyla söylüyorum. Ama zat şerifiniz biraz daha güzeldi. Estağfurullah. Ve? Biz de sizin güzelliğinizi aldık, kabul ettik. Estağfurullah. Bir not tevdi etsek alır, kabul eder misiniz? Ne olursa hocam. 99. 99 puan. Harika. Hafız Osman Şahin hocam. Evet Bünyamin kardeşim, teşekkür ederim. Siz Kur'an okurken ben bundan yaklaşık 6 ay önce İtalya'da bir Kur'an yarışmasına jüri olarak katıldım. Oradaki bir hadiseyi hatırladım. Bir İtalyan kardeşimiz ağır bir hastalık geçiriyor. Doktorlar biraz hayatıyla ilgili çok endişe verici sözler söylüyorlar. O da bunun üzüntüsüyle işinden de ayrılmış. Böyle sokakları, farklı yerleri gezip dolaşıyormuş. Ara ara da gelip oradaki Milano'daki bir camiye gelip uğrarmış oraya. Bunlar ne yapıyor acaba diye. O yarışmanın olduğu günün son gününde, demek ki o günlerde yine orada, okunan bu Kur'an sadalarına dayanamayıp içeriye geldi. İmam nerede dedi, ben kelime-i şehadet getireceğim dedi ve orada Müslüman. Allah Allah. Şimdi Bünyamin kardeşim, onun için senin vazifen çok büyük ve çok şerefli bir vazife. Hidayete muhtaç, hani ayette demin Osman hocam da işaret etti. Allah kime hidayeti nasip ederse onun gönlünü İslam'a açar. Ya. Ve hidayet de insanlara en büyük huzuru verir. Dalalet ise gönlü daraltır, katılaştırır. O İslam'a girmeye hazır gönüllere siz o hidayeti üfleyeceksiniz. Her okuyuşunuzda bu arzuyla, bu niyetle okuyun. Size muvaffakiyetler diliyorum. Hazreti Kur'an hepimizin şefaatçisi olsun. Amin. Amin. O hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'e ne kadar sarılırsak Allah da bizi o kadar sarılır tutar. Ya. Ben de size hafta finalinde verdiğim puanın bir puan artırarak veriyorum, 99. 99 puan. Harika. Efendim toplam Bünyamin Aktağ hocalarımdan 396 puan almış oldu. Bir kez daha coşkuyla alkışlıyoruz kendini. Tebrik ediyoruz kardeşim. Buyurun efendim. Harikasınız. Efendim devam ediyoruz ve şimdi huzurlarınıza Hafız Talha Kalkan geliyor.